kasayı açar mısın? Hakkım olan alacağım. İstediğin kadar al. Hoşunu bir kere de aç ya. Şebnem Hanım. Hı. Ne yapıyorsunuz Roho? Ne yapıyor çocuklar, iyi mi? Az önce baktım ikisi de iyi. Uyuyorlar ama. Ama? Ne ama? Şey... Özlüyorlar tabii. Ben de çok özlüyorum Roho. Şimdi ben sana bir konum atacağım, kaldığım otelin konumu. Birkaç eşya lazım. Sabah getirir misin erkenden? Tamam, getiririm. Ama Şebnem Hanım, yani siz bilmeniz gereken şey... Roho, bir bakar mısın canım? Roho, ne oldu? Bilmem gereken ne var? Çocuklara bir şey mi oldu? Yok yok, kapatmam lazım. Gelince anlatırım zaten. Ne oluyor ya? Benimle konuşmanı mı engellediler, ne yaptılar? Ben diyordum ki Şebnem bu sefer yıkıldı, buradan kalkamaz. Evet. Ama Aydın nasıl konuştu öyle ya? Hepimiz ağlattık. Küllerinden doğdu kadın hayatı. Bu niye öyle tünemiş oraya? Jamaika baykuşu gibi. Ay sorma. Sabahtan beri böyle ağzını bıçak açmıyor. Çok üzgün. Canı sıkkın biraz onun. Canım şey, Melisa'ya izin verdi ya Şebnem'in masasına otursun diye. Ondan araları açıldı herhalde. Melisa da çok fena. Yatmış kadının kocasıyla. Ay şekerim, keşke sadece yatsa. Keşke sadece bir kere yatsa. Kaç kere yatmış? Çok defalar. Metisiymiş. Ya. Aydın. Aydın. Hı. Sen biliyor musun o metres olayını? Tabii canım, biz konuştuk. Şebnemciğim bana her şeyi anlattı. Dedim ki... Tatlım dedim, anlatsana bunları, koyayım yayına. Rezil edelim şu Melisa cadalozunu dedim ama iş... İyi yapmışsın. Ah. Ne oldu? Skandal. Ay nasıl öyle? Ay yine mi skandal? Yolluyorum şimdi gruba. Sonra bir şeyler isterim ama. Tamam. Ay benim şarjım yok. Ne olmuş, bir göster. Ay çok tatlı. Aa! Aa! Gördün mü sen şu Melisa'nın yaptığını tatlım? Demek kadının o kadar canına tak etmiş ki metres olmak. Yani... Hemen ilk günden mitili serdi kadının evine. Ne diyorsun Aydın sen ya? Ne mitili, kim ne atmış ya? Ama sen iyice koptun her şeyden hayatım. Yani dünyadan haberin yok. Al bak. Al. Bir ara istersen, bir geçmiş olsun de arkadaşına. Ben de arayabilirim aslında. Son zamanlarda bayağı bir kaynaştık, samimi olduk. Görüyor musun havaları? Hanımefendi günaydın. Heh. Bunları size bırakmışlar. Bırakan hanımefendi? Neyse tamam. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Sen hala niye beni arıyorsun acaba? Ne oldu? Sahibin ilgilenmiyor mu seninle? Şebo, ayıp ediyorsun. Sen benim sahibim miydin? Bu muydu bizim ilişkimiz? Değildi işte, onu söylüyorum. Benim dostluğum yerine gittin, o kadına sığındın ya, onu söylüyorum. Hiç de öyle düşündüğün gibi değil. Şu öfken geçince bir oturup konuşalım, olur mu? Geçmez İdem Hanımcığım, benim öfkem. Geçmez. Bana ihanet edenleri unutmadığım gibi affetmem de. Şebo.
ne ya? Melisa Hanım, konuyla ilgili bir açıklama yapacak mısınız? Hangi konuyla ilgili? Şebnem Hanım hakkında. Ama benim bu konuda konuşmam hiç doğru olmaz. Yani Onur Gümüşçü varken. Peki Onur Bey, Şebnem Hanım'ın açıklamalarını nasıl karşıladı? Bilmem. Kendisine sorun. Benim artık eve girmem lazım. Kusura bakmayın. Bu artık çok fazla. Bu artık senin için bile çok fazla Ayse. Şebnem Hanım, benim Bora. Aysel Hanım, görüşmelerin benim üzerinden yapılmasını emretti. Hmm, öyle mi? Mutlaka dinliyordur. Oralarda bir yerde mutlaka can kulağıyla dinliyordur. İstediklerinizi hepsini ileteceğim. Evet, Aysel Hanım. Cici anneyi benim evime getirmişsin. Orası artık senin evin değil. Ha, benim daha dün çıktığım eve oğlunun metresini getiriyorsun. Böyle mi toparlayacaksın imajını? Yoksa bana olan öfken çizgini mi bozdu, ha? Onur yatak odasını kiminle paylaşmak isterse onunla paylaşır. Buna ben karışacak değilim. Kapat. Ha! Gel Onurcuğum, gel güzelim. Biz de Bora'yla şu davayı inceliyorduk. Şebnem'in videosu oldukça etkili olmuş. Davanın seyrini etkiler mi? Kamuoyu baskısı oluşacaktır. Ancak uzun süreceğini sanmam. Evet ya, dava başlayana kadar bence unutulur gider. Peki biz unutabilecek miyiz? Ha? Efendim, bana müsaade. İyi günler diliyorum. Onur, neyin var senin? Ha? Ne oldu? Allah aşkına o sulu gözleriyle yine seni kandırdığını söyleme. Ya kadın bir yalancı. Ne yalancısı? Profesyonel bir üç kağıtçı bu kadın. Ben sadece huzur istiyorum anne. Huzur. O yüzden senden rica ediyorum. Melisa'yı bu işlere alet etme. Onur. Ya Melisa'yla benim ne ilgim var Allah aşkına? Sen de gördün benim ne kadar şaşırdığımı. Yani Melisa'nın benimle hiçbir ilgisi yok. Ama yani düşününce... Yani evet, tabii ki hiç kimse bize emrivaki yapamaz. Hı hı. Yapmamalıydı. Ama Melisa'nın açısından da baktığın zaman o da bir yerde haklı. Kadın sevmek istiyor, sevilmek istiyor. Beklemesini bilecek. Bak canım, eğer sen çocuklar açısından düşünüyorsan onlar alışırlar. O problem değil. Her şey sende bitiyor Onur, sende. Eğer sen Melisa'ya kıymet verirsen, herkes verir. Çocukları Melisa götürdü zaten okula. Bak, değil mi? Ne güzel. Alışıyorlar yavaş yavaş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.